Fenerbahçe João Pedro transferini gerçekleştirdi. Galatasaray'ın da ciddi anlamda gündeminde olan bir oyuncuydu. Sarı lacivertler bu transferi bitiren taraf oldu. Gürcan Bilgiç, nasıl değerlendiriyorsunuz João Pedro hamlesini? Fenerbahçe'nin sisteminde nasıl bir yeri olabilir oyuncunun? Çok ideal forvetlerden bir tanesi. Bildiğimiz klasik santrofor değil. Ama kendi yemeğini de pişirebilen. Hem çıkış oyununda kullanabileceğimiz. Alıyor topu gidiyor yani. O driblingi var. Ceza alanı içinde çabuk, ayakları çabuk, tekniği var. Ama her şeyden öte beni etkileyen, yani o teknik kariyerinden ziyade 8 yıldır Cagliari'de. 8 sezondur. Yani tamam, İtalyan vatandaşlığı var ama sonuçta Brezilyalı, doğru mu? Evet. Yani bir yabancı bir oyuncunun 8 yıl aynı kulüpte devam etmesi, kaptanlığa kadar gelmesi önemli bir doğru karakter göstergesi bence. Kolay kolay olmaz yani. Sizi tutmazlar. Eğer doğru adam değilseniz, doğru bir karakteriniz yoksa, oradaki aidiyetinizde sıkıntılar yaşanıyorsa sizi o kadar tutmazlar. Gönderirler. O açıdan da doğru bir oyuncu transfer ettiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çok keyifli bir sezonu hazırlanıyoruz. Yani bunu hemen her programda söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. João Pedro, Seferovic, Bagost, Cagne, Türkiye'de Mesut geldi. Cornelius, Balotelli. Yani çok enteresan hücum oyuncuları çok, var. Çok ciddi, iyi oyuncuların, iyi hücumcuların olduğu bir sezon yaşayacağız. Bir sezon göreceğiz. Ben keyifli ve çekişmeli olacağını düşünüyorum. João Pedro da buna renk katacak isimlerden bir tanesi olacak. Yani sistemin hangi eksiğini tamamlar, o kalite dediğimiz noktada devreye girecektir. Çünkü Fenerbahçe takımının pozisyona girme gibi bir sıkıntısı yok. Uzun süredir yok. Pozisyona giren bir takım. Ceza alanının içine top getiriyorlar, top taşıyorlar. O organizasyonu da yapan bir orta sahaları var. Ama orada ki son vuruş becerisinde sıkıntılar yaşattılar. Tamam, skor yapıyorlardı ama işte 10'da 1, 10'da 2, 10'da 3. Yani efektif olma, verimli olma aşamasında sıkıntılar yaşıyorlardı. Pedro bunların çözümü olabilecek yeteneğe, kaliteye sahip bir oyuncu. İnşallah o keyfi bize hem ligde gösterir, hem Fenerbahçe Avrupa'da devam eder, Şampiyonlar Ligi'nde devam eder, orada gösterir. Bir de bu tip oyuncuların, yani maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Nereden bakarsanız maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Esas bu oyuncuları yaptığınız yatırımlar Avrupa'dır, yani Şampiyonlar Ligi'dir. Bu arada bir son dakika yani, gelişmesi var. Fenerbahçe Beko'nun Nigel Ace Davis'i kadrosuna kattığını açıkladığını belirtelim. Son iki sezonda, hatta son geçen sezon Barcelona forması giymişti Nigel Ace Davis. Daha önce kariyerinde Galatasaray'da var. 2018-19'da Žalgiris Kaunas'ta da yine Barcelona öncesi 2 yıllık bir Euroleague tecrübesi var. Bu transfer gelişmesini de sizlerle paylaşmış olalım. Buyurun. Ben anlamam, iyi oyuncu mu? Tanımıyorum. Yani son dönemde, son 2-3 yılda çok fazla Euroleague ya da basketbol izlemedim. Bir şey söyleyeyim. Yani Fenerbahçe basketbol kadrosu da yeniliyor neredeyse. Evet. Yani mesela geçen senenin takımının 11 iskeletini hemen hemen korudu hazırlık maçlarında Cessus, ama çok gövdeli oyuncular aldı. Onlar da farklı bir paralel takım oluşturuyorlar. Aynı şekilde basketbolda da ciddi bir yenilemeye gittiler. Bu Cumhuriyet'in 100. yılını ciddi ciddi hedef seçti Fenerbahçe yönetimi. Evet. Ama Barcelona'nın rotasyonunda da önemli süreler alan bir oyuncu. Ligde 20.4 dakika oynamış 39 maçta. Euroleague'de 35 maçta 18.9 dakika ortalaması var. Yani koçun takımını yapıyorlar. Yeni koç geldi. Evet. Kendi takımını yapıyor. Kendi istediği sistemin, düzenin oyuncularını getiriyor. João Pedro'dan bahsediyorduk. Yani o ceza sahası içindeki son vuruştaki kalite problemini çözebilecek yetenekte bir oyuncu.
Ve dediğimiz gibi bu maliyetli oyunculardaki esas hedef Şampiyonlar Ligi'dir. Şimdi Fenerbahçe'nin rotasına baktığımız zaman Dinamo Kiev geçti, Sturm Graz geçti. PSV, Benfica veya Monaco. Üçünden biriyle oynayacak. Zor yani. Gruba gideceğim diyorsan. Evet. Üçünden biriyle oynayacak. Hangisini istersin? Yani şurada ben Monaco'yu isterim abi. Söyleyeyim sana. Yani bu aşamada Monaco'yu isterim. Benfica Fener iyi olur mu? Çok büyük maç olur abi. Çor gecesiz. Enteresan olur. Evet. Acayip bir maç olur yani. İki taraf açısından da. Enteresan bir seri yaşayabiliriz. Tabii önemli olan oraya gelelim. Biz kağıt üstünde konuşuyoruz. Futbol kağıt üstünde oynanmıyor. Futbol sahada oynanıyor. Mesela son Dinamo maçı bence iyi bir maç oldu. Teknik açıdan da baktığımız zaman, mücadele açısından da baktığımız zaman Fenerbahçe açısından iyi bir maç oldu. Ama başta Fenerbahçeliler olmak üzere yorumlarda takımlarını yerden yere vuruyorlar. Futbolcularını yerden yere vuruyorlar. Yani artık mantık aramamaya başladı kimse. İki hatalı pas yapan tükaka oluyor. Takıma layık olmuyor. Tribün lideri takım kaptanına mesaj atıyor. Rangers yani, ya da Benfica ile oynayacak Fenerbahçe. Bir sonraki turu geçerse. Monaco PSV galibiyle eşleşmiyor sanıyorum. Valla ben Hüseyin'le konuştum. Hüseyin Özkök'te. O ben seni arayacağım dedi. Aradı. Dedi ki bu rota çıkıyor dedi. Monaco yani, PSV galibi de olabilir. Monaco yani. PSV galibi Benfica ile oynuyormuş. Yani Hüseyin'in o biliyorsun dikkatlidir bu evet, konularda. Evet evet. Öyle dedi. Olmaya da bilir bilmiyorum yani. O şeyde etapta. Ama genelde Hüseyin, Emrah Kayalıoğlu bunlar bu şeylerin kural kitaplarını kurdudur bunlar. Evet. Oradan baktığın zaman yani çok az yanılırlar. Orada sana esas iş yapacak, lazım olacak bir oyuncu durumunda. Ama şeyin dediği gibi en son Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çıktı dedi ki tamam dedi yani Şampiyonlar Ligi evet dedi güzel, önemli bir hedef Avrupa. Ama bizim önceliğimiz lig dedi. Yani biz taraftarımızın susamışlığına bir son vermek istiyoruz dedi. Yani böyle bir hedef elde demiş. Taraftar ben kupa istiyorum, ben şampiyonluk istiyorum diyor. Avrupa Kupası elemesinde Dinamo maçı 0-0 bitti diye futbolcusunu yerden yere vuruyor. Yani bundan vazgeçmen, artık farklı olman, takımının rakibi olmaman lazım. Yani Fenerbahçe taraftarına söylüyorum. Buradan bizi dinliyorlarsa. İkinci kısımda da bu Serdar Aziz'in sakatlığıyla ilgili Fenerbahçe sağlık heyetine bir çağrım olacak. Şimdi ben Vitor Pereira'yı çok eleştirdim. Ama üçlü müçlü oynaması bunlar, yaptığı değişiklikte bunlar bir tarafa. En çok eleştirdiğim nokta, Sayın Hocam, takıma kuvvet testi yaptırmamasıydı. Yani antrenman programını, şey uygulayacağı programı belirlerken, oyuncuya göre modelleme yapmadan herkese aynı antrenmanı yaptıran bir teknik direktör. Evet. Bunun nedenleri üstünde konuştum birkaç kişiyle. Özel olduğu için söylemedim. Ama risk analizi diye bir şey var. Siz de çalıştığınız zaman büyük kulüplerde oyunculara yaptırıyorsunuz. Ben bilmeyenler için söyleyeyim. Oyuncuyu alıyorsunuz, sokuyorsunuz işte makinelere, testlere. Oradan kaslarının ne durumda olduğu, kuvvetinin ne durumda olduğu, hangi antrenmanı yapması ya da hangi antrenmanı yapmaması gerektiğini şeyler size veriyor. Bunu yapan fizyoterapistler ya da doktorlar, anatomi uzmanları evet. ne dersek bunlar size veriyor. Şey maçında sonra, Dinamo maçından sonra Jorge Jesus çıktı dedi ki Serdar'ın ağrıları vardı. Fedakarlık yaptı oynayarak dedi. Senin risk analizi yapan sağlık heyetin yok mu? Risk analizi yapan sağlık heyeti Serdar'ın sakatlanabileceğini raporlamamış mı? Raporlamışsa sen nasıl oynatırsın oyuncu? Yani acayip bir final maçıdır. Oynatırsın. Yani rövanş olan bir karşılaşmaya çıkıyorsun sonuçta. Yaptığın zaman.
Ben yani ve üçüncü derece sakatlık 1-1,5 ay diyorlar Ahmet evet. abi. Öyle midir? Yani ben tam bilmiyorum. Bir ay dedim ona. Yani 1-1,5 ay hakikaten tandeminin bir tanesiydi Serdar. Değil mi? Minci git. Ama Minci takımdayken ikisiydi tandem. Yani. Atilla bu, değildi tandemin parçası. Bu sana katkı olsun diye. Şimdi UEFA listesi verdin. UEFA listesinde iki tane stoper var. Serdar Aziz, Atilla Salahi. Sonra Tisserand da eklendi. Şimdi o son gün eklenen evet. ayrı. Fenerbahçe'nin o hakkı vardı. Sen hoca olsan ne yaparsın? İki tane stoperim var. Birinin de sakatlık riski büyük. Tamam. Varsayalım ki verildi. Haberiski alan önce oynatmazsın. Hayır yani daha baştan oraya farklı yaklaşma gerekmiyor mu? Yani oraya yok, iki başka, tane... Hayır başkası yoksa yapacağım bir şey yok zaten. Hayır iki tane... Hoca ilk etapta Tisserand'ın yazılmamış olmasını bir hata olarak hatta nitelendiriyor. Şu var. Hayır Minci çıkınca Tisserand'ı yazdılar zaten. Minci ilk liste UEFA'ya gittiğinde Minci de yoktu, Tisserand da yoktu. Sadece evet. iki tane vardı. Hatta ben şundan yanaydım. Ya dedim ki sokaktaki 10 tane iyi Fenerbahçeli'ye sorsan, desen ki senin şu an 40 kişilik kadronda bu sezon takımda olmayacak 10 tane oyuncu say, büyük bir ihtimalle onu da Tisserand'ı olmaması gerekenler içinde sayardı. Lemos'u olmaması gerekenler içinde sayardı. Şimdi abi, olaylar bu kadar hayır, netken olması niye baştan buna çözümler bulunmaz olması ki? Olması olmaması gereken değil. Senin oyuncuysa yazarsın. Ben beğenirim, sen beğenmezsin. Hoca umut besler, öteki besler. Ben orada değilim abi. Fena da iş çıkarmadı bu arada. Ben orada değilim. Ben ağrılarım var diyen bir oyuncuya risk analizi yapılmamasın diye. Ya da yapıldıysa daha beteri o. Nasıl oynatırsın yani? Yani ki bu risk analizini bunun için yapıyorsun. Oyuncu sakatlanmasın diye yapıyorsun. Yani eskiden sistemler iyileşme süresi üzerindeydi. Şimdi tam tersine döndü. Evet. Sakatlanmaması için oyuncu nasıl sakatlanmaz diye organize ediyorsun. Evet. Şeylerini, antrenman programlarını falan.